Dursun Güllek 1952 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinin Üzümören köyünde dünyaya geldi. Geliş o geliş. Efendim ilkokulu köyünde okudu ama meraklı bir öğrenciydi. İlkokul 1. sınıfa kaydolmadan önce mahallemizde benden evvel okula giden çocuklardan okuma yazmayı öğrenmiştim. Efendim dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Necati Bey, İsmet Bey beni çok sevdiler ve okumamı teşvik ettiler. Ortaokulu da oku oğlum, liseyi de oku oğlum, üniversiteye de git ha diye daha o yaşta beni teşvik ettiler. Ben de el emri fevkal edep sözüne uyarak hocalarımızın, büyüklerimizin sözünü dinlemenin fazilet olduğunu bildiğim için o yaştan itibaren efendim öyle yaptım. İstanbul'da öğretmenlik yaptım daha sonra. Sonuna kadar değilse de bir süre yaptım. Daha çok basın kuruluşlarında çalıştım. Hamdolsun emekli olalı, kanunen emekli olalı 17 seneyi geçti. Ama şimdi yine okutmaya, yazmaya, okumaya, gezmeye devam. Allah sağlık, afiyet verdiği sürece. Dünyada bütün saltanatların sonu vardır. Gelenek denilen saltanatın sonu yoktur. Adı üstünde geliyor. Ananedir bunun eski ismi. Anane, gelenek, güzel. Gelenek nedir? Dün ile bugün arasında köprü kurmaktır. Köprü olmadan suyu geçemeyiz, nehri geçemeyiz. Efendim, yoksa gelenek sadece mazi değildir, geçmiş zaman değildir. Efendim, geleceği iyi tesis etmek için geleneği, eskiyi, maziyi bilmemiz lazım. Çok sağlam, 8-10 katlı, 20-30 katlı bir bina yapmak için temelin son derece derin eşilmesi gerekiyor ki bina sağlam olsun. İşte bu gelenektir. Tarihten, yakın tarihimizden misal verelim, edebiyatçılardan misal verelim. Mesela büyük şairimiz Yahya Kemal Bey gelenek üzerinde çok durur. Hele hele onun Aziz İstanbul isimli kitabı, tekkeler, camiler, dergahlar ve buna benzer tarihi eserleri bir edebiyatçının, bir şairin o güzel dilinden anlatmakla meydana gelmiş harika bir eserdir. Geleneği tanıtır orada bize. Efendim, diğer bir şairimiz Ziya Gökalp, Yahya Kemal'i eleştirir. Harabisin, harabatisin der. Yani harap olmuş şeyleri gündeme getiriyorsun. O da cevap verir. Ne harabiyim, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim. Yani ağacın kökü yerin derinliklerinde, toprağın içinde ama dalları yukarı çıkıyor. İşte ben de öyleyim. Köküm mazide ama aslında ben atiyim, geleceğim. Efendim, eserlerimle, şiirlerimle efendim gelecekte tarihimizi canlandırmak için elimden gelen çabayı gösteriyorum demektir. O bakımdan gelenek tarihte, edebiyatta, sosyolojide, manevi ilimlerde her şeyde önemlidir. Uzağa gitmeye ne hacet? Efendim İstanbul bir çınarlar şehridir. 300, 500, 600, 700 senelik çınar var. Çınarlar var. Ne zaman Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gitsem türbenin hemen önündeki o yaşlı çınara bakar, 500 sene öncesine giderim. Efendim daha çok böyle Beyazıt Meydanı'nda, hele hele şu Boğaz içinde o tarihi çınarlar gelenek değildi. Nedir? Hala onun altında kahveler, çaylar içiliyor, sohbetler yapılıyor. Ağaçlar da böyle, tarihi eserler de böyle. Sade Osmanlı'dan değil, Bizans'tan kalan eserlerde bile bu gelenek devam ediyor. İstanbul'umuzda biliyorsunuz iki Ayasofya vardır. Onların ikisinde de namaz kılınıyor şimdi. Efendim, önce kiliseydi, sonra cami oldu. O da öyle bir gelenek. Osmanlı'dan kalan hamamlar var, Osmanlı'dan kalan köprüler var. Onun için siyaseten Osmanlı tarihe karışmıştır ama kültür ve sanat olarak Osmanlı devam ediyor. Onun için gelenek, geleceği keşfetme sanatından başka bir şey değildir. Köklü milletlerin vazgeçemeyeceği üç unsur vardır ki onlar da dil, din, tarihtir. Saç ayağıdır bunlar, üçlü, birbirinden ayrılmaz. Hatta birbirinin tamamlayıcısıdır. Dil olmadan dini metinleri de iyi anlayamayız. Mesela Osmanlı Türkçesi dediğimiz o zengin Türkçe'ye hakkıyla
vakıf olmadan Mehmet Akif'in safahatını rahat anlayamayız. Elmallı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirini rahat anlayamayız. O güzelim Fuzuli divanını okuyup hakkıyla zevk alamayız. Bu misalleri istediğiniz kadar uzatabiliriz. Onun için zengin bir Osmanlıca'ya ihtiyacımız vardır. Fakat gariptir ki Osmanlıca sanki Arapça gibi, Farsça gibi yahut İngilizce, Fransızca gibi yabancı dil telakki ediliyor. Hayır, aslında Osmanlıca sözü galatı meşhurdur. Doğru ifadesi Osmanlı Türkçesidir. Yani imparatorluk dilidir. İngilizce gibi, Arapça gibi. Efendim, zengin bir lisan, Arapçadan, Farsçadan bu kadar kelime almışız. Onlar artık Türkçeleşmiş. Ketebe yektübü Arap'ın, kitap mektup bizim diyor şair. Maalesef bizde bir yanlışlık yapıldı. Gerçekleri söylemekten çekinmeyelim. Efendim, harf devrimiyle birlikte dilde sadeleştirme cereyanı ortaya çıktı. Efendim, şu kelime Arapçadan geldi, bu terim Farsçadan geldi diye onları attık, dilimiz kuşa çevrildi. Efendim, güneş dil teorisi diye bir şey icat edildi. Fakat bu icat edenler de onun hata olduğunu anladılar. Mesela Mustafa Kemal Paşa ile Falih Rıfkı'nın bir konuşması vardır. Yani biz yanlış yaptık, bu işin doğrusuna dönelim tekrar diye yeniden teşebbüslerde bulunuldu. Fakat esefle ifade edelim, üzülerek söyleyelim ki bugün Osmanlı Türkçesinin ne kadar lüzumlu olduğu, ne derece zengin bir lisan olduğu yeteri kadar idrak edilmiş değil. İşte bu eksikliğimizden dolayı dedelerimizin, ninelerimizin o güzel Türkçesini bugün gençler konuşamıyor. Sadece gençler mi? Yaşlı başlı insanlar dahi telaffuz hataları yapıyorlar. Konuşurken tekliyorlar. İkide bir şey diyorlar, hı diyorlar, evet diyorlar, aynen diyorlar. Öyle kesik kesik konuşuluyor. Halbuki eskiden düzgün ve güzel konuşan insanlara adamın ağzından bal akıyor derlerdi. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. İnsan midesiyle değil kulaklarıyla beslenir. Evet, midemizle beslenmemiz şart. Günde 2-3 öğün yemek yemesek hayat devam etmez. Ama bu maddi beslenme. Biz sadece maddeden mi ibaretiz? Sade etten, kemikten mi müteşekkiliz? Ruhumuz var, deruni dünyamız var, iç alemimiz var. Onların da beslenmeye ihtiyacı var. Onların beslenmesi de ilimle olur, irfanla olur, sohbetle olur. Kısacası dedelerimizin dilini anlamak için, dedelerimizin mezar taşlarını okuyabilmek için, Süleymaniye Kütüphanesi'nde on binlerce yazma eseri okuyabilmek için, ilim yapabilmek için Osmanlı Türkçesini öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Efendim, ve bu geleneğimizin en önemli unsuru da lisan meselesidir, dil meselesi. Sözüm ona birkaç yerden diploma almış bir adam konuşurken Mehmet Akif diyorsa ben rahatsız olurum. Halide Edip diyorsa rahatsız oluyorum. Uzatacaksın kardeşim. Halide, Akif, değil mi? Ve bir kelime ki, bir cümle ki eğer kulağa hoş gelmiyorsa bunda bir aksaklık var demektir. O bakımdan geleceği iyi tesis etmemiz için geleneği hakkıyla bilmemiz icap ediyor. O alfabeyi, o dili, o kitabeleri okumanın ne kadar lüzumlu olduğunu Batı bizden daha önce idrak ettiği için belki farkında değilsiniz. Osmanlı'daki tarihi mezarlıklardan, İstanbul'daki ecdat mezarlıklarından mezar taşları kaçırılıyor. Bugün Avrupa'da özel koleksiyonlarda, müzelerde bile İstanbul'dan götürülmüş ve ne diyelim, Osmanlı'nın taşa vurduğu mühür anlamına gelen o mezar taşları saklanıyor. Mezar taşlarında tarih vardır. Büyük bir şahsiyet ne zaman doğdu, mesleği neydi, hangi eserleri yazdı, hicri ve miladi hangi tarihlerde vefat etti. Bu bir ilimdir.
Adam biyografi yazacak, Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatını yazacak. Ama Ahmet Cevdet Paşa'nın Fatih Haziresi'ndeki mezar taşını okuyamıyor. O zaman yazdığı biyografi eksik kalır. Batılı bunu yapmıyor. Batılı işini hakkıyla yapıyor. Dört başı mamur bir biyografi yazacaksam ve o şahıs Türk ve Müslümansa onun konuştuğu dili öğrenmem lazım diyor. Oturuyor, şakır şakır Osmanlıca ders alıyor ve okuyor. Bana böyle yabancı talebeler de gelmiştir Osmanlıca dersimde. Takdir etmişimdir. O bakımdan mezar taşları bir bakıma açık hava müzeleridir. Dediğim gibi onlarda tarih vardır, edebiyat vardır, güzel beyitler yazılıdır. Ölümün mahiyeti, ahiretin güzelliği, efendim ayrılığın zorluğu vesaire böyle edebiyatımızın önemli bir bölümünü de mezar taşları teşkil eder. İlim vardır, edebiyat vardır, tarih vardır, ecdada saygı vardır efendim. Ve bizde bunlar bir bakıma heykeldir. Nasıl batıda heykelcilik sanatı ilerlemişse, bizde işte bu mezar taşları kültürümüzle tamamen örtüşen harika mezar heykeller demektir. O manaya geliyor. Dolayısıyla ne işe yarar, ne faydası vardır gibi sözler cahilane söylenmiş sözlerdir. Yine memnuniyetle belirteyim ki son zamanlarda tarihimize, edebiyatımıza, manevi hayatımıza olan merak ve ilgi arttı. Yıllardan beri Osmanlı Türkçesi dersleri verdiğim için bu merakı yakından görüyorum. Bilhassa gençler tarihimizle barışmak istiyorlar. O bakımdan ben gelecek hakkında son derece ümitliyim. Hiçbir ümitsizliğim yok. Zaten istikbal İslam'ındır. Şimdi gerçekleri söylemekten çekinmeyelim. Yaşlılar gibi, orta yaşlılar gibi gençler de dilimizi yeteri kadar güzel konuşamıyorlar. Çünkü kelime hazineleri dar. Onun için deminden beri Osmanlı Türkçesinin zenginliğinden, öğrenilmesinin lüzumundan, öneminden bahsediyorum. İşte anladıkları için bu hususu, bu inceliği, bunun farkına vardıkları için Osmanlıca kurslarına yoğun bir talep var. Yoğun bir talep var. Dolayısıyla bu eksikliklerin de inşallah zamanı fazla uzatmadan gidermiş olurlar. Çok köklü bir çınarın dallarıyız. Bu dalların daha da yeşermesi, daha da çoğalması için kökü sağlam tutmak gerekiyor. Bunun cevabı da kitaplık çapta. Ama ecdadımız zafer kazanmayı, savaşlarda başarılı olmayı bildiği kadar da helal daire içinde keyfinin de gereklerini yerine getiriyordu. Efendim, mesela bizim spor tarihimiz aynı zamanda kültür tarihidir. Veya şöyle ifade edelim, kültür tarihimizin en önemli bölümlerinden birinde spor tarihimiz oluşturuyor. Bugün biz sporu sadece futboldan ibaret zannediyoruz. Değil mi efendim? Yarışları var, efendim okçuluk var, güreş var, var oğlu var. Efendim, dolayısıyla ecdadımızın spor olsun, başka kültür sahalarında olsun son derece zengin olduğunu görüyoruz. Bu konuda hayli eser yazılmıştır. Hem batılılarca hem de yerli yazarlar tarafından. Dolayısıyla bu renkli tabloyu bugünkü gençliğe hem nazari olarak okuyarak kitaplardan hem de uygulamalı olarak efendim sizlerin de yaptığı gibi uygulamalı olarak göstermek, anlatmak, tanıtmak efendim tatbikat sahasına koymak icap ediyor. Bu sahada da güzel gelişmeler var. Tebrik ediyoruz bu husustaki gelişmelere sebep olanları tebrik ediyoruz. Dolayısıyla sualinizin cevabı tabii ki hayli uzun ama bu bir iki cümleyle yetinmiş olalım. İstanbul bizim hem fiziki hem manevi anlamda efendim kurduğumuz, yaşadığımız, içinde bulunmaktan büyük zevk aldığımız bir şehirdir. İslami manada
manevi anlamda bakacak olursak çizgi şöyle geliyor. Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul. Efendimiz Mekke'de dünyayı şereflendirdi. Risalet görevi sona erdikten sonra Medine-i Münevvere'de ahireti şereflendirdi. Kudüs'te de Miraç yoluyla gökleri şereflendirdi. İstanbul'a da fetih hadisinin teşvikiyle en büyük sahabilerinden olan Eyüp Sultan Hazretlerini gönderdi. Eyüp Sultan Hazretleri Şam'dan geldi buraya. 80 yaşına gelmişti muhtemelen. O yol meşakkatine katlanarak madem ki Peygamberimiz İstanbul'un fethedileceğini müjdeledi, ben de bu müjdeye mazhar olayım, fetih ordusundaki askerlerden biri olayım diye geldi. Burada şehit oldu ve İstanbul'umuzun manevi kurucusudur. Dolayısıyla İstanbul böyle dini temeller üzerine, manevi temeller üzerine kurulmuş ve maddeten de süper bir şehir haline gelmiştir Fatih'in sayesinde. Bu demektir ki şehirlerin en güzelinde yaşıyoruz. Fakat pek de kıymetini bilmiyoruz. Bu şehrin tarihi, edebiyatı, fiziği, kimyası, sosyolojisi, efendim vesaire o kadar muhteşem ki yerli ve yabancı yazarlar tarafından İstanbul'umuzla alakalı yazılan kitaplar bir kütüphaneyi dolduracak kadar zengin. Şairler de heyecana gelmişler İstanbul'un özelliğini, güzelliğini terennüm etmek için. Başta divan şairimiz Nedim olmak üzere. Bu şehri İstanbul ki bi misli behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır diye başlayan o şiiri ne kadar muazzamdır. Yahut Üstad Necip Fazıl'ın Canım İstanbul'u. Yanımızda Boğaziçi var. Ecdadımızın, eski yazarların Nehri Aziz dediği Boğaziçi İstanbul'un ne kadar şahane bir süsüdür. Değil mi efendim? Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği, Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Ana gibi yar bulunmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar. Bu şehrin ağlayanı bile bahtiyardır. Ve ecdadımız buraya tapusunu vermiş, mührünü basmış. Sultanahmet ile, Süleymaniye ile, Topkapı Sarayı ile, surlarıyla. O bakımdan mutlu insanlarız biz bu şehirde yaşadığımız için. Bu şehirde sahip çıkmak gerekiyor. Hangi birini sayalım? Osmanlılar zamanında vardı. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişen efendim hayırseverlerimiz, vakıf insanlarımız, bütün hayatını İstanbul'a vakfetmiş kimseler vardı. Ali Emiri Efendi en büyük kitabiyat bilginimiz, 16 bin civarında topladığı yazma eserleri, kıymetli kitaplara bu millete bağışladı. Adına da Ali Emiri Efendi Kütüphanesi yazdırmadı. Millet Kütüphanesi dedi. Milletime hediye ediyorum bu kitapları dedi. Zaten şöyle bir söz var. Kimin milleti, kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Himmetini milletine vakfeden insanların sayısı o kadar fazla ki bunların sadece isimlerini sıralasak epeyce konuşmamız lazım. Dolayısıyla Müslümanlık da zaten ahiret yardımı yapmayı emretmiyor mu? Çeşme yaptır, cami yaptır, yol yaptır, okul yaptır, yaptır, oğlu yaptır. Ecdadımız buna çok dikkat ederdi. Bırak insanları, hayvanları bile mesut etmek için kuş evleri yaptırmışlar. Bunlar nedir? İşte hepsi himmetin eseridir. Efendim zaten buna dinimizde sadaka-i cariye deniliyor. Bakınız İstanbul baştan başa bu türlü hayır eserleriyle dolu. Bugün bunları hala kullanıyoruz, hayır eserlerini. Çünkü ecdadımız hayırlı kimselerdi. İnşallah bu konuşmamız da hayırlı olmuştur.